katkı olabilir mi diye. 32 yıl önce Konya'da faaliyetlerine başladı ve bugün bir dünya markası olma yolunda Türk ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. 10 kilometre yarı çapında 75 bin öğrenci yaşayan bir bölgede biz yeni bir kent kuruyoruz. Çevreye duyarlı ve topluma faydalı işler üretmek vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Dağ Holding, dünyanın yatırım ortağı Kuzey Kıbrıs'ta inşa edilecek yeni ve modern bir yaşam merkezinin temellerini atıyor. Kıbrıs'ta yeni bir şehir tasarlanıyor. Lefkoşe Havalimanı, Ercan Havalimanı'na 5,5 kilometre kuş uçuşu mesafesinde araçla 8 dakika, Lefkoşe merkeze 15 dakika, Girne sahile 25 dakika, Mausa'ya 35-40 dakika mesafede 10 kilometre yarı çapında 75 bin öğrenci yaşayan bir bölgede biz yeni bir kent kuruyoruz. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 13'te İstanbul'da düzenlenecek ihale ile inşa edilecek yeni yaşam alanı New Cypress Lands arsaların satışı yapılacak. Burasını özellikle söylüyorum, hisseli değil, direkt parsel üzerinde bir satış gerçekleştiriyoruz. 25 Mayıs'ta İstanbul Hyatt Centric Levent Otel'de açık artırma usulüyle ihalemizi gerçekleştiriyoruz. İhalede 3.900 liradan başlayan fiyatlar ve 60 aya varan vadeyle Kuzey Kıbrıs'tan müstakil arsa alınabilecek. 3.900.000 TL'den başlıyor. 36 ay ve 60 ay vade seçenekleriyle 1.49 vade farkıyla bunu müşteriye sunuyoruz. Yapılacak ihale sonucunda ihaleyi bayrakları en son kaldıran ve ihale kalan kişi de 10 gün içerisinde söz. Dağ Holding Kuzey Kıbrıs'ta bir ilki de başardı. İhaleye çıkılacak arsaların yol, su, elektrik, telefon ve kanalizasyon gibi altyapılarını da kurdu. Bunun arsa vasfını taşımasını istiyorsanız belli kriterleri var. Yol, su, kanalizasyon, telefon, elektrik. Biz cadde aydınlatma direklerine varıncaya kadar koyuyoruz. Elektrik trafolarına varıncaya kadar koyuyoruz. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapan ilk firma biziz. Yani nitelikli orada bir belediyenin yapacağı hem işlemi hem parasal durumu biz gerçekleştirmiş olduk. Yani belediyeye de bir gider göstermedik, bir masraf yapmadık. Aynı zamanda vatandaşa da ya siz buradan alın bir hayal kurmadık. Üstelik araziler müstakil tapu şeklinde satılacak. Yani kimse kimsenin hissedarı olmayacak. KKTC yasalarına göre de borcu bittiği ana kadar satış vaadi sözleşmesiyle kalmayıp satış vaadi sözleşmesinde tapuya zikredebiliyoruz. Şerh düşebiliyoruz.